Siz sayın çok vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayın. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın. Geber rakı! Geber rakı! İki güne kadar ölüyor. Kim söyledi? Kendi. Cuma günü saat 4:10 kala öleceğini hoparlörle kasaba halkına bildirdi. Ne biliyor mu? Gece ne anladın? Duydum. Metis de bayılır abi. Hadi o çekti. Yok yok ona bas. İlla o çekti. O görünmüyor. Olan değil ama o uzak indi görüntü. Gitmekten vazgeçti. Minaresine bak onu. Abi minare edilmiş sen. Mesela o çekti. Hayır bu sen burada çıksayım. Bize o görünmüyor. Kız ağlama. Hocam yürü. Ölecekse ölecek. Alemin herifi için kendini yırtma. Nasıl yırtmam anne? Rıfkı gibi iyi bir koca ben nereden bulurum? Tatlı bir hediye reis olmuştu. Evet. Şanı, şöhreti yerindeydi. Bak, senin inadın yüzünden kızımız evde kaldı. Dağlar verseydin sanki. Sana bak, hala ver. Oo, hoş geldiniz başkanım. Helvanı yapıyorum. Buyurun Sayın Başkanım, afiyet olsun. Şekerini ekşi koyayım. Müsaadenizle başkanım. Elbise dikeceksen zahmet etme. Atımı olsun. Cepleri kapatlı olsun. Yakaları geniş. Pantolonun paçaları 25 santim olsun. Kılıklarını geniş yap. Ben tersliyim efendim. Yani gitti. Ben toplayayım mı? Müessesemizin hediyesi bu. Cebisten mi olsun, neşeden mi olsun? Sonradan yapılan. Bunlar neden dövüşüyorlar? Sizin için başkanım. Öldükten sonra cenazeyi biz kaldıracağız diyorlar aşağı mahalleler. Anlaşamadılar. Şimdi de dövüşüyorlar. Sonuç ne olacak dersin? 10 ölü, 20 yaralı olur derim Sayın Başkan. Az. Siz de dövüşe girin de ölü sayılırsınız. Ölmek günahiliktir Sayın Başkanım. Uzun tutuldu. Ben günahili miyim şimdi? Kimse ne zaman öleceğini 4 kilometre değil. İnsanlar her gün dünyaya girecek kapılarına. O denizin içindeki evlerinden diğer bir diğer durup orada aparatını çekerdi. Bir an yedi etse tahtı. Sende de romatizma var. Ocakların ağrıyınca yağmur yağıyor değil mi? Evet hocam. Senden tekrar rica ediyorum. Halka bir evliya olmadığını itiraf et. Ben gerçek.